Merhaba arkadaşlar. Bugün permission setleri yapacağız. Daha önce 10 tane kullanıcı eklemiştik hatırlarsanız. Hemen setup'ımıza gidip kullanıcılarımıza bakalım. Evet, gördüğünüz gibi 10 tane SF Academy Profile A'ya bağlı 10 tane kullanıcımız var. Hatta 11 demiştik. Şurada bunun için özel bir view yapabilirsiniz. Kendi oluşturduğunuz custom objeklerle alakalı. Şöyle deyin. Create new view deyin. Adına şöyle dersiniz. SF Academy Profile A derseniz. Buradan da field name profile'i bulursanız. Profile equals. Buraya işte SF Academy A deyin. Ona eşit ya. Onu alalım. Ondan sonra burada ne görmek istiyorsunuz? İşte full name'i gözüksün. First name, full name bize yeterli. Profil falan bunlar bize yeterli şu anda. Save, bütün kullanıcıları görsün mü? Görsün. Save diyelim. Bu şekilde bir profil oluşturursanız kendi oluşturduğunuz bu sadece bunun içindeki kullanıcıları görme adına güzel olur. Şimdi ben istiyorum ki bu bütün kullanıcılar aynı profili kullanıyor. Bu kullanıcılar aynı yetkilere sahip. Her şeyleri aynı. Yani gördükleri objeler, edit ettikleri objeler, her şeyleri aynı. Bu 10 kişi arasında hiçbir fark yok. Ama ben istiyorum ki Emily Owen fazla yetkiye sahip olsun. Bunun iki yolu var. Birinci yolu bir profilde oluşturup o profile bu kullanıcıyı ekleme. Bu biraz zor olabilir. Çünkü başka bir zaman başka kullanıcılara başka ekstra yetkiler vermek isteyebilirsiniz. Bunun kısa yolu permission set ekleme. Şimdi permission setlerimiz burada. Yeni permission set ekleyip onu bu kullanıcıya eklediğiniz zaman profilden aldığı yetkilerin dışında ilave olarak permission setten gelen bir yetkisi olacak. Yapalım. Permission set'e gidiyoruz. Yeni bir permission set oluşturuyoruz. Diyoruz ki SF Academy ne diyelim? Profil profil A demeyelim. Çünkü bunu profil B'ye de ekleyebilirsiniz. SF Academy permission set A diyelim ona. Permission set A diyelim ki içine de şöyle delete delete yazalım. Yani delete option'u vereceğiz. Ondan sonra lisans seçmiyorum. Save diyorum. Şu anda benim bir permission setim var. Bu permission setin object settings'leri var. Ona tıklayalım. Şu anda ayarlara geçtik. Hangi object için yapmak istiyorsunuz? İzin vermek istiyorsunuz. Bunlar burada var. Hepsi. Diyelim ki biz öğrenci silme yetkisi vermek istiyoruz buna. Öğrenci silme yetkisi. Hatta bütün objeleri silme yetkisi bunda olsun. Böyle gerçek hayatta olmayabilir ama pratik olarak düşündüğüm zaman olabilir. Bütün silme yetkisi onda olsun. Biz buradan custom object seçebiliyor muyuz? Ona bakalım. Custom object istemiyor. Şuraya yazabilirsiniz. Student yazın mesela. Oradan students geliyor. Direkt students'u açıp biraz zaman alabilir gelmesi. Evet. Burada bu sayfayı edit yapabilirsiniz ve bu sayfadan yetkileri artırabilirsiniz. Şu anda var olan yetkilerini göremiyorsunuz. Ama hangi yetkiyi vereceğinizi biliyorsunuz. Ne diyelim? Delete yetkisi veriyoruz. Delete verince otomatik read ve edit yetkisi olması gerekiyor. Bu yetkili olmadan delete veremiyorsunuz. O yüzden siz delete'i seçtiğiniz zaman otomatik olarak edit ve read yetkisini seçiyor. Böyle bir yetki verdik. Yani öğrenci silme yetkisi var bu arkadaşın. Bu kadar yetki şu anda yeterli. Şimdi ne yapacağız? Permission set'e kullanıcı eklememiz gerekiyor. Şuradan sağ taraftan Manage Assignment derseniz
Buraya assignment derseniz hangi kullanıcıları eklemek istiyorsanız buraya ekleyebilirsiniz. Biz ne demiştik? Emily. Emily'yi assign ediyoruz. Evet. Şu anda Emily bu permission setin içinde, yani bu permission set yetkilerini otomatikmen alıyor. Eğer siz kullanıcılara giderseniz Emily'ye tıklarsanız permission set kısmında SF Academy Permission Set A'yı göreceksiniz. Buradan edit yapabilirsiniz. Permission setleri artırabilirsiniz. Şöyle bir şey var. Bu interview sorusu mülakatlarda geliyor. Ne diyorlar? Bir kullanıcıya birden fazla profil ekleyebilir miyiz? Hayır, ekleyemeyiz. Her kullanıcının tek profili var. Peki bir kullanıcıya birden fazla permission set ekleyebilir miyiz? Evet, ekleyebiliriz. Buradan gördüğünüz gibi edit assignments deyip daha fazla permission set verebiliyoruz. Şu anda yapacağımız şey bu kullanıcı adına giriş yaparak o yetkilere sahip olup olmadığını görme. Sürekli sign out, sign in yapmanıza gerek yok. Şunu da yapabilirsiniz. Başka bir browser'da, ben şu anda Chrome kullanıyorum. Chrome'un dışında başka bir browser'da sisteminizi açabilirsiniz. Bu şu anda ben başka bir browser'a geçtim. Orada Setup'tan kullanıcı adlarına girerseniz aynı anda farklı iki kullanıcı adına sistemde kalabilirsiniz. Yani giriş yapabilirsiniz. Kullanıcılara geliyorum. Bunu da sonra bunun faydasını göreceksiniz. Bir sonraki değil birkaç sonraki dersimizde bununla alakalı bir pratik yapacağız. O pratiği yaparken farklı kullanıcılarla farklı browserlardan giriş yapacağız ve sonuçları oradan takip edeceğiz. Şimdilik Emily adına login yapalım. Evet, Emily giriş yaptı. Biz Emily'ye nasıl bir yetki vermiştik hatırlayalım. Emily'ye demiştik ki senin öğrenci silme yetkin olsun. Şu anda profilimizde gidip bakalım. Bir önceki browser'a geçiyorum. Profilimi açıyorum. Profilde nasıl bir yetkisi var ona bakalım. Student Academy A. Onu açıyorum. SF Academy A. Geliyorum aşağı doğru. Evet, öğrenci. Öğrenci ne yapabiliyor? Read ve create yapabiliyor. Edit yetkisi var mı? Yok. Delete yetkisi var mı? Yok. Bir sonraki browser'a gelelim. Öğrencilere bakalım silebiliyor mu? Öğrencilerimizi silebiliyor mu? Evet, silebiliyor. Silebiliyor. Diyelim ki şu öğrenciyi silmek istiyorsunuz. Onun üzerine gelsin, delete desin, delete. Ne diyor? There is a problem. Saving this record, you might not have permission. Bunu refresh yapalım. Evet. Bunu delete yapalım. Evet. Bunu silememesinin tek sebebi var. Normalde silme yetkisi var. Ama eğer bu kullanıcımız master relationship ile başka bir yere bağlıysa silemeyebilir. Ya da bakalım biz ona yetki vermiş miydik? Permission set'e bakalım. En son oluşturduğumuz permission setimizin adı neydi? SF Akademi, evet bu. Buna tıklıyoruz. Object setting'e bakmamız gerekiyor. Students'u bulalım. Evet, students'ta silme yetkisi vermişiz. O zaman neden silemiyor? Aynı kişi mi? Bakalım. Hangi kullanıcıya bunu eklemişiz? Emily Owen. Emily Owen'un böyle bir yetkisi var. Biz kimin adına giriş yapmışız? Emily Owen. Doğru. Şimdi şunu silebilmesi lazım. Ama şu anda silemiyor. Onu bulalım neden silemediğini. Ne diyor? Bakalım bazen böyle diyor ama siz bu sayfayı refresh yapınca o öğrencinin burada olmadığını görüyorsunuz. Evet, öğrencimiz hala burada.
Bu öğrenciyi edit yapalım, bir bakalım nasıl bir bağlantısı var başkalarıyla. Hiçbir bağlantısı yok. Ama bu öğrenci başka bir yerde kullanılmış olabilir. Ona bakalım. Adı ne? Ryan Scott. Ryan Scott kurslarda kullanılmış mı? Ona bakalım. Ryan Scott'ımız evet kurslarda kullanılmış. O yüzden bunu buradan silebiliyor muyuz? Hayır, silemiyoruz. Ama ne yapabiliriz? Bunun kursunu değiştirebilir miyiz? Ona bakalım. Bunu edit yapalım. Master olduğu için değiştiremiyoruz. Kursunu değiştiremiyoruz. Şöyle yapalım. Önce bir öğrenci ekleyelim. Daha sonra onu silelim. Çünkü buradaki öğrencilerimizin hepsi bakalım eklenmiş mi? Melissa var. David ve Ryan var. Melissa, David ve Ryan. John Smith eklenmemiş. Bunu silmeye çalışalım. Onun bir kursu yok. Gördüğünüz gibi kursa bağlı değil. Bunu silmeye çalışalım. There is a problem. Seven district we might not have. Burada da aynı şeyi diyor. Bu da başka bir yere bağlı olabilir. Çünkü kurslara bağlı değildir ama başka bir yere bağlıdır. Delete yapıyorum tekrar. Delete yapmıyor. Refresh yapalım. Evet. Yeni bir öğrenci ekleyelim. İsimlerimizden ne ekleyelim? Diyelim ki Engin Başçürk diye kendi adımla bir öğrenci ekliyorum. Save diyorum. Evet, e-mail adresini Engin diye koyalım. Save yapalım. Böyle bir öğrenci ekledik. Evet, Engin. Şimdi bunu silmeye çalışalım. Silme yetkimiz var mı bakalım. Evet, siliyor. Bir öncekini silmemesinin sebebi bazı master relationship'lerin olması. Ama şu anda silme yetkisinin çalıştığını görüyoruz. Emily silebiliyor. Emily silebiliyor. Şimdi şöyle yapalım. Emily silebiliyor ama aynı profili kullanan başka kullanıcılarımız silebiliyor mu ona bakalım. Tekrar şey yapalım. Evet, başka bir kullanıcı adına giriş yapalım. Aynı profili kullanan başka bir kullanıcı adına giriş yapalım. Kim olsun? Mesela İzla. İzla adına login yapalım. Evet, aynı profili kullanıyorlar. Ama silme yetkisi var mı ona bakalım. Bir öğrenci silmek istiyor. Delete yok. Gördüğünüz gibi delete yapamıyor. Hatta edit de yapamıyor. Delete yetkisi yok. Aynı profili kullanıyorlar ama birinin delete yetkisi varken diğerinin yok. O delete yetkisi nereden geliyor? Permission setlerden geliyor. Eğer siz diyelim ki örnek 100 kişi aynı profili kullanıyor. Siz bunların 5 tanesine farklı permission set vermek istiyorsunuz. O zaman ne yapacaksınız? Farklı yetki vermek istiyorsunuz. Permission set eklemeniz çok faydalı olur. Şimdi biz gidelim. Bu izlan ne olana İzla Nolan'a şuradan İzla Nolan'a bu permission set'i verelim. Daha sonra bakalım silebiliyor mu silemiyor mu. İzla burada üzerine tıklıyorum. Permission set'ten assign edit assignment diyorum. Ve en son oluşturduğum permission set'i ona assign ediyorum. Şu anda benim İzla diye bir kullanıcım var. Ve gördüğünüz gibi permission setlerinde de bu permission set var. Yani delete yetkisi olması lazım. Öğrenci delete yetkisi olması lazım. Diğer browser'a geçelim bakalım. Sayfamızı refresh yapalım. Şu anda ekleme yetkisi var görüyorsunuz. Bir öğrenci eklesin. Yasin Küçükkaya diye bir öğrenci eklesin. Eklesin. Öğrenci ekleyebiliyor mu? Ekleyebiliyor. Daha önce böyle bir yetkisi yoktu. Şu anda ekledi. Bu öğrenci silebilir mi? Evet, Yasin diye bir öğrenci ekledi ve bu öğrenci silebiliyor. Gördüğünüz gibi öğrenciyi silmiş oldu. Bu şekilde biz ne yaptık şimdi? İki kullanıcımıza Emily ve Izla'ya permission setlerle silme yetkisi vermiş olduk.